Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DevAuling incelemesi yapacağız. Bunu yaparken her zamanki gibi öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şimdi şirketin verilerine geçmeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk alanınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Dedikten sonra arkadaşlar, şirketin ana faaliyet konusu beşeri ilaç üretimi ve pazarlamasıdır. Yani depoculuk vesaire değil. Bizzat üretiyor ve pazarlıyor. Bunları söyledikten sonra şuradan şirket kartıyla başlayalım. Halk Score Kart'ta bir sıkıntı var arkadaşlar. Ya internetinden kaynaklı ya da sistemden kaynaklı. O yüzden Matrix'ten işimizi halledeceğiz. Şirket kartına baktığımızda şurada beşeri ilaç ve ilaç ham maddesi üretimi ve pazarlaması faaliyet alanı olarak gözüküyor. Merkezi Küçükçekmece İstanbul. Ortaklık yapısına baktığımızda East Pharma SARL denen şirket %82,20'sine sahip. Diğer kısmı ise %17,80'inden müteşekkil. 3-6-7 tane iştiraki var. Genel isimleri Devatis. Ülkeye göre sanırsam şu uzantılar değişiyor. Hepsi Devatis. Kanada'da varmış. Diğerleri hangi ülkelerde bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Hepsinin tam hakim ortağı ve tam sahibi. %100'üne sahip. Şurada paylar gözüküyor biliyorsunuz. Bunun dışında piyasa değeri 6.108.589.049 lira. 12 aylık net satışlar 1.863.000.000 olarak gerçekleşmiş. Yani ne kadar? 4 değil hatta 3'te 1'i. %30'u kadar. 12 aylık net satışlar piyasa değerinin %30'u civarında. 12 aylık net kar 651.448.000 olarak gerçekleşmiş. 12 aylık net kar da 12 aylık net satışlarının %35 seviyesinde gerçekleşmiş arkadaşlar. Döviz pozisyonu artı da bu olumlu. Yani varlıklardan yükümlülükleri çıkardığımızda 572 milyona ulaşıyoruz. Bu da yaklaşık piyasa değerinin %10'u yani %8 %9 seviyesinde. Ayrıca 12 aylık net karının da yani karının arkadaşlar neredeyse tamamı. Ne kadar 60 milyon çıkarırsak oradan 590 evet %85'i civarında. Bu gayet iyi. Yani döviz hani kur riski yok. Kurun ilerlemesi durumunda artı yazacak pozisyonda. Bu şekilde. Bunun dışında evet şu oranlara buradan da bir bakalım. Fiyat kazanç oranı 9,38 olarak gerçekleşmiş. FK yani fiyat kazanç oranı 10 ve altındaysa hisse senedi ucuzdur denir. Sektörle de karşılaştırılır. Gerek yok arkadaşlar. Onun altında zaten hisse senedi ucuz. Piyasa değeri bölü defter değeri 3,74 olarak gerçekleşmiş. Bu değer 2 ve altındaysa pardon 1 ve civarında olması olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Bulunduğumuz dönem itibariyle 2'ye kadar makul karşılanır arkadaşlar. 3,74 de bunun biraz daha üzerinde. Tabi tarihsel verilerine de bakmak lazım. Yani kendi genel ortalamasına göre nerede, hangi seviyede buna bakmak lazım. Bunları söyledik. Evet, yükümlülüklerinden bahsettik. Şu oranları çeyreklik bazda inceleyelim. Yani 2023 ve 4. çeyreğini karşılaştıralım. Cari oranın yüksek olması istenir. 2,06'dan 1,97'ye küçük bir gerileme söz konusu. Kısa vadeli borç bölü toplam borcun küçük olması istenir. Yani kısa vadeli borç az olsun toplam borç içerisindeki payı. Yani daha doğrusu kısa vadeli borcun toplam borç içerisindeki payının az olması istenir. 0,66'dan 0,68'e bir miktar artmış. Bu şu demek toplam borçların %68'i kısa vadeli, %32'si ise uzun vadeliymiş. Toplam borç bölü toplam aktiflerin küçük olması istenir. Yani borçlar az olsun, aktifler çok olsun istenir. Haliyle bu oranın küçük olması istenir. 0,47 ile yerinde saymış. Nakit benzeri bölü ortalama genel giderinde gene yüksek olması istenir. Yani nakit benzeri çok olsun, genel gider az olsun şeklinde. O da 0,89'dan 1,09'a ilerlemiş, yükselmiş. Bu gayet iyi arkadaşlar. Yani neredeyse işte %20'lik falan bir artış yaşanır. Gayet iyi. Hatta %20'den de fazla diyebiliriz. Bunları söyledikten sonra şuradan detay bilgiler diyelim. PK'sı 9.38'de iyi dedik. Şirket ucuz dedik. PDD'si bir miktar yüksek 3.74. Bunu söyledik. Şurada ne vardı? Evet. Piyasa değeri 6 milyar 108 milyonmuş. Öz sermayesi 1 milyar 634 milyonmuş. Öz sermaye biliyorsunuz aynı zamanda defter değeri demek. Sermayesinin 8 katı, sermayesi 200 milyonmuş. Bedelsiz potansiyeli var. Piyasa değerinden defter değerini çıkarıp net kâra böldüğümüzde ikisi arasındaki yani piyasa değeriyle defter değeri arasındaki farkı net kârıyla kaç yılda çıkarır buna ulaşıyoruz.
6 milyar 108 milyondan 1 milyar 634 milyonu çıkardığımızda 4,5 milyara ulaşırız. 4,5 milyarı da 650 milyona böldüğümüzde yaklaşık 7 yıl çıkıyor. Tam 7 yıl bile değil. 10 yıl ve altındaysa çok iyi. Haliyle çok iyi arkadaşlar. 7 yıl bile değil. Bu açıdan iyi şirket. Şunu geç söyledik ama Yıldız Pazar'da işlem görüyor. BIST 100 endeks kağıdı arkadaşlar. 100 BIST 100'de yer alıyor. Sektörde kimya, ilaç, petrol. Yani kimya, ilaç diyelim. Sektöründe yer alıyor. Oranlarına baktık. Şurada haftalık günlük performansları var. Burada söyleyebileceğimiz ne var? Günlük, haftalık, aylık hepsinde pozitif arkadaşlar. Yıllık getirisi %113'müş. Bu önemli. Yani 10 liraysa 21 lira 30 kuruşa çıkmış. Son bir yıl içerisinde. Evet, bu ay %0,74 prim yapmış. Bunları söyledik. Daha başka söyleyebileceğimiz ne var? Bugün de %5,17 ile iyi bir artış kaydetmiş arkadaşlar. Şimdi bunu da kapatalım. Şuradan ilişkili haberlerle devam edelim. Burada medyada yer alan haberler, aracı kurumların analiz raporları ve kap bildirileri yer alıyor. Kap bildirileri yeşil, diğerleri de diğer haberler arkadaşlar. Şimdi bunlara hızlıca bir bakıyorum. Gözümüze çarpan neler var bir bakalım. Pay mali hak kullanım işlemi demiş. Şu neymiş? Şuna bir bakalım. Nisan 14 itibariyle. Evet, temettü oranları var arkadaşlar. Deva Holding'in şurada net oran %8,5'miş. %8,5'muş. TL bazında yazmıyor. Aşağıda haber olarak vardır. O yüzden devam ediyorum şimdi. Şu hak kullanımı tekrar. Evet. TL cinsinden 1 TL'li nominal değerli paya düşen Deva Holding'i 8 kuruş civarındaymış arkadaşlar. Bu şekilde bunu da söylemiş olalım ve devam edelim. Şurada zaten oransal vardı. %8,5 gibi duruyordu. Bu şekilde hak kullanımı, kar payı dağıtım işlemleri. Bu işte gene aynısı. Hızlıca bir buna da bakalım. Şurada arkadaşlar tarihler vesaire yer alıyor. Yani nedir? 13 Nisan itibariyle bu payı elinde bulunduranlar 14 Nisan itibariyle kar payı almaya hak kazanıyor. Net TL ödenecek, yani 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı. Nerede? Şurası net TL 85, yani 8,5 kuruş seviyesinde. Bunu da söylemiş olalım. Özellikle temettüden bahsettik. Başka şurada gözüme çarpan bir şey var mı? Bakıyorum. Göremedim arkadaşlar. Biz devam edelim. Lütfen siz bunu ayrıntılı olarak inceleyin. Şuradan bilançoya geçelim. Bilançoyu biliyorsunuz yıllık bazda analizini yapıyoruz. Yani nedir? Henüz 2021 içerik verileri açıklanmadığı için 2019 sonuyla 2020 sonunda yıllık bazda karşılaştıracağız. Dönem varlıklar 1 milyar 241 milyondan 1 milyar 949 milyona çıkmış. 700 milyonluk bir artış. 12'de 7 desek %80'lik falan bir artış yapıyor arkadaşlar. Yok pardon. %60'lık bir artış yapıyor. Duran varlıklar 878 milyondan 1 milyar 138 milyona çıkmış. 120 milyon oradan desek 250 milyonluk bir artış. Bu da yaklaşık %30'luk bir artış demek. Dönem varlıklarla duran varlıkları topladığımızda toplam varlıklara ulaşırız. O da 2 milyar 120 milyondan 3 milyar 87 milyona çıkmış. Yaklaşık 1 milyarlık bir artış. Yine yaklaşık %50'lik bir artış kaydetmiş. Yükümlülükler, kısa vadeli yükümlülükler, vadesi 1 yıldan kısa olan yükümlülükler. Uzun vadeli yükümlülükler ise vadesi 1 yıldan uzun olan yükümlülükler biliyorsunuz. 670 milyondan 987 milyona çıkmış kısa vadeli yükümlülükler. Yaklaşık 320 milyonluk bir artış var. Bu da %50'lik bir artış demek. Uzun vadeli yükümlülükler 418 milyondan 466 milyona çıkmış. 50 milyonluk bir artış. %12 seviyesinde bir artış. Daha kısmi düşük bir artış olmuş. Öz kaynaklar 1 milyar 30 milyondan 1 milyar 634 milyona çıkmış. %60'lık yani 600 milyonluk %60'lık bir artış söz konusu. Bu gayet iyi. Son olarak da kar kalemlerine bakalım. Brüt kar 719 milyondan 1 milyar 10 milyona çıkmış. 300 milyonluk bir artış. %26-27 bir artış demek. Esas faaliyet kârı zararı. Bu kalem önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Yani şirketin asıl faaliyetlerinden elde ettiği kâr ya da zarar gösteriyor. 426 milyondan 756 milyona çıkmış. 330 milyonluk bir artış. Bu da ne demek? 4'te 3'ü desek 175'lik bir artış. Çok iyi arkadaşlar. Yani şeye göre değil. Ne denir? Brüt kârın artışına göre değil. Ve yükümlülüklere göre de oransal olarak daha iyi bir artış diyebiliriz. Son olarak dönem kar zararı. Bu net kar net zarar demek biliyorsunuz.
286 milyondan 651 milyona çıkmış. 300 ne kadar yapar? 36 çıkarsak 370 milyonluk falan bir artış demek. Bu da çok iyi arkadaşlar. Yani %100'den fazla bir artış kaydetmiş. Gayet iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ki fiyatta az önce belirtmiştik %113'tü sanırsam. Daha kısmi bir artış olmuş. Yani şurada zaten 7.18'den 30 liralara gelmiş. Ha, o nasıl bir yıllık? Orada bir sıkıntı var arkadaşlar o zaman. Yani şöyle biz kendimiz bakacak olursak. Ha, gerçi şuralardan vesaire alınıyor. O şekilde. Evet. Şimdi grafiğe geçelim. Grafiğimizi yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir gözden geçiriyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir dezenformasyon oluşum var mı? Kolayca ve zaman kaybetmeden yakalayabilmek. Yıllık, aylık, haftalığı logaritmik ölçekte, günlük ise lineer ölçekte diyoruz. Yıllığı açtım arkadaşlar. Logaritmik ölçeğe çevirdim. Borsaya kot olmuş, yükselmiş. Sonra yani sert yükselmiş. Sonra düşüş gelmiş. Şurada ters omuz, baş, omuza benzer bir görünüm var. Sonrasında yükseliş trendi. Hala baktığımızda borsaya kotu olmuş, yükselmiş, düşmüş, yükselmiş, düşmüş derken dalgalı bir şekilde yükselmiş arkadaşlar. Bakın şurada yataya girdiği de olmuş ama genel itibariyle yükseliş trendi devam. Haftalıktaki görünüm yatayda bir hareket, hafif bir düşüş, sonrasında sert yükseliş. Şurada yine hat sayılır bir düşüş var. Burası Mart pandemi dönemi arkadaşlar. Bakın 8,5 lira, 11,20, 11,30'dan 8,5 liraya kadar düşüyor. Günlüğe geldiğimizde ölçeği lineer'e çeviriyorum. Logaritmik ölçekten lineer'e geçtik. Şurada yatayda bir hareket derken şurayı görmemişiz. Bakın şurası Mart. Yani ne dedik? 10.30'lardan nerelere düşmüş? 7.20'lere düşmüş. %30'luk bir düşüş söz konusu. Sonrasında yükselmiş. Hafif bir düzeltme gelmiş. Yükselmiş. Yatayda hareket. Yükselmiş. Düşmüş. Derken yükselip tekrar düşmüş. Tekrar kalkmış. Yani nedir işte? Genel itibariyle yükseliş devam ediyor diyelim ve biz de devam edelim. Aylığa geçelim. Şu logaritmik ölçeğe çevirdik tekrar. Yıllık da hareketli ortalamalar oluşmamış biliyorsunuz. Şunu 22 yapıyorum. Tamam dedik. Evet, yeşil çizgi 22 gün pardon, aylığı incelediğimiz için 22 aylık hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 aylık hareketli ortalamayı gösteriyor. Burada baktığımızda bakın 22 aylık hareketli ortalama çok güzel destek olarak çalışmış. Aynı 22 aylık ortalama burada direnç olarak çalışmış. Şurada gene destek olarak çalıştığını görüyoruz. Şurada 50 aylık hareketli ortalamada direnç olarak çalışmış. Nihai olarak baktığımızda üstte fiyat çizgisi, altta 22 aylık, onun da altında 50 aylık şeklinde kısa vadeliden uzun vadeliye bir sıralama. Bu olumlu, pozitif, istenen bir durum arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. RSI'ye geldiğimizde 84 ile aşırı alım bölgesinde olduğunu görüyoruz. Aylık bazda. Haftalık grafikte 22 haftalık hareketli ortalama bakın. Nerede? Şuralarda daha net destek görevi görmüş. Şurada destek görevi görmüş. Şuralarda destek görevi gördüğünü görüyoruz. Şurada hatta çok güzel gelmiş. Dönmüş oradan 22 haftalıktan. 50 haftalık hareketli ortalama şuralarda direnç, buralarda destek görevi görmüş. Nihai olarak baktığımızda az önce de belirttim. Fiyat gelmiş 22 haftalık hareketli ortalamadan dönmüş tekrar. Destek olarak çalışmış. Üstte fiyat çizgisi altta 22 haftalık hareketli ortalama. Onun da altında 50 haftalık hareketli ortalama şeklinde kısa vadeliden uzun vadeliye bir sıralama var. Bu pozitif, istenen olumlu bir durum arkadaşlar. RSI çok daha makul seviyelerde 58,9 ile nötr bölgede. Biliyorsunuz 70 ve üstü aşırı alım bölgesi. 59 seviyede ise nötr bölge. Günlüğe geldiğimizde ölçeği lineer'e çeviriyorum. Yeşil çizgi şu, yani 22 günlük hareketli ortalama. Şurada destek. Şuralarda gene destek olarak çalışmış. Şurada yer yer direnç olarak çalışmış. Burada da yer yer direnç olarak çalıştığını görüyoruz. 50 haftalık hareketli ortalama şurada destek olarak çalışmış. Şurada yer yer direnç olarak çalışmış. Bakın fiyat gelmiş ikisini de aşağı kırmış. Sonrasında ikisini de tekrar yukarı kırmayı başarmış. Yani bakın şurada zaten bir tobaya benzer bir durum var. Ters omuz, baş, omuz sonra yükselmiş. Şurada da aşağı kırdıktan sonra gelmiş. Şu an hemen hemen 22 günlük ve 50 günlük hareketli ortalama çakışık vaziyette. Fiyat çizgisi üstünde. Fiyat çizgisi yükselmeye devam ettikçe yeşil çizgi yani 22 günlük hareketli ortalama kırmızı çizginin yani 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkacaktır. Bu da istenen durumu oluşturacaktır. Herhangi bir sıkıntı yok. RSI'ye baktığımızda daha makul seviyelerde 53,70 yine nötr bölgede. Hatta aşırı alım ve aşırı satım bölgesinin hemen hemen tam ortasında arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra tümünü siliyorum. Hareketli ortalamaları ve RSI'yi kaldırdım. Yıllığa geçtim. Logaritmik ölçeğe çevirdim. Grafik tipinde mum yaptım. Bakın yükselmiş. Şurada bir düşmüş. Sonra tekrar yükselmiş. Yükseliş devam.
Aylığa geldiğimizde bu şekilde bir görünüm var. Burada bunu çizelim isterseniz. Yani yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde bir yükseliş trendi. Şuradan gövdeden aldım arkadaşlar. Bakın şu şekilde uzattım. Şuna bir de paralel çiziyorum. Evet arkadaşlar. Bakın şuralar 1, 2, 3 ne kadar güzel çalışmış. Sonra buna tekrar paralel çizebiliriz. Bu şuraya geldi. Bu da ne kadar güzel çalışmış görüyoruz. Son olarak da şunu şuraya koyduğumuzda burada da güzelce çalıştığını görüyoruz. Şurada ihlal var. Buraya bir daha çizgi koymayacağım. Arkadaşlar şurası orta uzun ya daha doğrusu uzun vade için bu aylık grafik biliyorsunuz. Önemli bir direnç. 30 lira 40 kuruş seviyeleri. Burayı kırması önemli. Kırarsa yükseliş devam eder. Buradan geri dönerse de epeyce bir düşme potansiyeli var. Yani epeyce yok aslında. Şunu da çizersek nere olduğunu görüyoruz. Yani mesafe az ama 20 lira 20 kuruşlara kadar düşebilir. Çünkü bu aylık bazda bir grafik arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra tümünü sil diyelim. Devam edelim. Yani genel itibariyle yükseliş trendi. Yani ne şurası sert yükselmiş. Yatayda bir hareket tekrar yükseliş. Ama genel itibariyle yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi devam etmiş arkadaşlar. Şurada şunu önce bunu çizelim. Şu son döneme bakıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde uzatacağım ama aslında şunu şöyle yapsam daha güzel olacak. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Şuna bir paralel çizeceğim. Şunu da şöyle koyduk. Bakın ne kadar güzel örtüştü. Bir daha paralel çiz dedim. Bunu şöyle de koyabiliriz. Son olarak bir tane daha paralel çiz dediğimizde o da şuraya gelecektir. Bakın bu da güzelce oturdu. Şu yükseliş trendini görüyorsunuz. Şurada yatayda bir hareket var. Bunu çizmedim ama isterseniz bunu da çizelim. Bir şöyle, bir de şöyle. Hatta şunu biraz ya da bir tane daha çizeyim. Şu şekilde arkadaşlar. Yatayda bir hareket sonrası yükseliş. Şurada destek olarak neresi var? 27 lira 84 kuruş. Destek yukarıda da 30 ne kadar? 32 lira seviyeli direnç. Kırarsa daha sert bir hareket gelir. Orta uzun vade için görünüm bu şekilde dedikten sonra tümünü sil diyelim. Artık günlüğe geçip devam edelim arkadaşlar. Burada şunu çiziyorum. Şurada şu Mart dibinden aldım. Şu şekilde uzattım. Bakın. Bunu uzattık arkadaşlar. Paralel çiziyorum. Şu önemli. Bunu da bu şekilde çizdik. Tekrar paralel çiziyorum. Şu şekilde. Bakın bu da güzelce oturdu. Hatta şunu daraltabiliriz bir miktar. Şöyle paralel çiz dedim. Şunu da şuraya koyduğumuzda bakın güzelce hepsi çalıştığını görüyoruz. Son olarak da paralel çiz diyelim. Onu da şuraya koyalım. Artık bunu genişletebilirim. Bakın Mart dibinden itibaren yükseliş devam etmiş. Şurada gelmiş, buradan döndüğünü görüyoruz. Bu önemliydi arkadaşlar. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Evet, şu. Yani şurada yükselmiş, düşmüş, yükselmiş, yatay hareket, düşmüş, yükselmiş, yatay, yükselmiş. Şurada bir düşüş var. Şurada toparlama dönemleri. Şu destekleri bir söyleyelim. 29 lira 60 kuruş seviyesinde önemli bir destek var. Bunu kırarsa sert bir hareket gelebilir. Tabii nereye işte? 27.90'da önemli aslında. Çünkü şuraya da bir tane paralel çizip koyabilirdik. Onu yapmadık. Şu şekilde. Yani olur da şurası tekrar kırılırsa neresi? 29.5 daha aşağıda 28.16. Orada kırılırsa daha sert hareketler gelir arkadaşlar. Yukarıda da neresi hedef? Onu söyleyelim. Şu 37 lira 70 kuruş seviyeleri önemli hedeflerden birisi. Şunu bir miktar kaydıralım. Diğerlerine de bakalım. Şöyle sola çekiyorum. Evet. Şöyle. Sonrasında da 49 lira 70 kuruş seviyeleri hedef olacaktır. Yani önce şuralar 37 lira 80 kuruş. Sonra 49 lira 50 kuruş mu demiştik orası. Şimdi bunları tek tek göstereceğiz zaten. Şunun tümünü sil diyorum. Şunu bir miktar büyüteceğim. Evet. Bakın arkadaşlar. Şurada yükselmiş düşmüş yükselmiş. Şu yatayda bir hareket yükselmiş. Şurada bir düşüş varmış. Bunu inceleyelim isterseniz. Şu şekilde aldığımızda. Evet şöyle. Şuna bir de paralel çizelim. Şurada bir düşüş trendi olmuş. Yükselmiş sona gelmiş. Bakın buradan tekrar destek bulup dönmüş. Ama eski dibini de görmemiş. Bunlar önemli. Tümünü sil dedim.
Fibonacci düzeltme seviyelerini şimdi destek dirençleriyle belirleyip bitirelim artık arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan. Şu trend tuşlarını yakala diyeceğim. Umarım kaymaz. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seviyeler bunlar. Bakın ne kadar güzel çalışmış. Gelmiş buradan dönmüş. Şu an 30 lira 54 kuruş seviyesinde. Düşecek olursa 29 lira 91 kuruş, 28 lira 58 kuruş, 26 lira 94 kuruş. Daha da aşağıda 24 lira 28 kuruş seviyesi destek olarak çalışacaktır. Yukarıda arkadaşlar hedefler şu an 30 lira 54 kuruş. Sonra 31 lira 24 kuruş var. 33 lira 13 kuruş, 35 lira 54 kuruş, 42,5, 53 lira 76 kuruş ve sonrasında da 71 lira 98 kuruş. Hatta hatırlıyorsanız bu 72 lira seviyelerini uzun vadeli grafikten de belirlemiştik arkadaşlar. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.